Bir, girişim projesini değerlendirirken üçüncü kriter zamanlama ve bunun neden bir yatırımcı için oldukça önemli olduğunu açıklayayım. Şimdi benim bir yatırımcı olarak yeni bir girişim projesinde para kaybetmemin en yaygın sebeplerinden biri zamanlamada yanlış zamanda yatırım yapmak. Ve yanlış zamanlama genellikle yatırım kararı çok erken alındığı zaman kendini gösteriyor. Duruma bir potansiyel yatırımcının gözünden bakın. Girişim projesi çok hoşunuza gidebilir. Ekiple, ki birazdan ona da değineceğim, iyi bir bağlantı kurmuş olabilirsiniz. Ortaya çıkan teknoloji sizi heyecanlandırıyor bile olabilir. Ve siz bir yatırımcı olarak, örneğin bu yeni teknolojinin şu an bir çığır açacağını düşünür ve projeye dahil olursunuz. Ama bu çığır bazen 2 senede açılır, bazen de 10 senede. Eğer siz bu süreyi 2 sene diye düşünüp ona göre hareket eder ve aslında 2 değil 10 sene sürerse, işte o zaman büyük bir problemle karşı karşıya kalırsınız. Ve bir yatırımcı olarak ciddi paralar kaybedebilirsiniz. Oysa sizden 5 sene sonra aynı teknolojiye yatırım yapan birisi, aynı açılacak olan bu teknolojik çığırdan çok daha büyük fayda ve kar elde edebilir. Bu yüzden bir projeyi değerlendirirken zamanlamaya dikkat etmek ve çok erken davranmamak oldukça önemli. Zamanlamanın önemi ve pazarın hazırlığı ile ilgili olarak, eğer seyretmediyseniz General Magic belgeselini seyretmenizi mutlaka tavsiye ederim. Ama zamanlamanın doğruluğu maalesef çeşitli formüllerle ve testlerle kolayca ölçümlenebilecek bir şey değil. Peki bir yatırımcı olarak o zaman böyle bir hatayı yapmayı nasıl engelleyebiliriz? Cevap çok basit. Bunu engellemenin herhangi somut ve %100 garantili bir yöntemi yok. Bu her yatırımcının başına gelecek olan bir durum. Ama en azından bunun sıklıkla yaşanmaması için bazı yöntemler var. Tabii ki rakip analizi ve pazar erişimi bu yöntemlerin başında geliyor. Aynı zamanda yatırımcılarla görüşen girişimciler olarak şu sorulara da net cevap verebilmeniz gerekiyor. Daha önce bu alanda hangi projeler denendi veya denendi mi? Neden bu projeler o zaman başarılı olamadı? Ve şimdi farklı olan ne? Ve bu sizin projenize şimdi nasıl bir avantaj sağlıyor? Bir melek yatırımcı olarak özellikle teknoloji girişimleriyle ilgili değerli bir öğrenimim de oldu. Onu da paylaşmak istiyorum. Eğitim hayatında başkasına ait bir bilgiyi veya kaynağı kopyalamak her ne kadar yanlış ise, girişimcilik dünyasında mevcut bir teknolojiyi alıp kopyalayabilmek ve hızlıca geliştirebilmek de o kadar değerli. Bunu yaparken potansiyel yatırımcılara şunu açıklayabilmeniz gerekiyor. Bu fikirler daha önce de vardı. Belki teknoloji henüz yeteri kadar gelişmemişti. Belki pazar henüz hazır değildi. Ama şimdi durumu farklı yapan parametreler şunlar ve bunları net bir şekilde ifade edebiliyor olmamız gerekiyor. Tabii ki bir projenin başında asla zamanlamanın doğru olduğunu garanti edemezsiniz. Ama en azından bu bilgiler bir yatırımcı olarak bana bir miktar daha fazla güvence verir. Şimdi bu anlattıklarım zamanlamanın erken olmasıyla ilgiliydi. Madalyanın bir de diğer yüzü var. Orada da zamanlama açısından geç kalınmış olmaktan bahsediyorum. Ama bunun sinyallerini görmek diğerine nazaran çok daha kolay. Bir mevcut rakip analizi veya yeni müşteri maliyetine bakarak bunu görebilirsiniz. Eğer projeniz sizden önce defalarca tekrarlandıysa ve pazarda artık büyük oyuncular varsa, onların elinden müşteri kapma maliyetiniz çok yüksek olacaktır. Çünkü artık çok geç. Sizden önce birçok kişi ve firma benzer projelere zaten yüklü yatırım yapmış durumdalar. Böyle bir durumda mevcut pazardan pay alabilmek için sizin bazı şeyleri çok farklı yapıyor olmanız lazım ki daha önceden bahsettiğim değer önergesi burada devreye giriyor. Ama rekabetle başa çıkmaya çalışırken kaynaklarınız da hızlı bir şekilde tükenebilir eğer pazara çok geç giriyorsanız. Bütün bu sebeplerden dolayı yatırımcı sunumunun içeriğine neden şimdinin en iyi zamanlama olduğunu gösteren bilgiler yerleştirmeniz gerekiyor. Tabii herkesten önce bunun sizin defalarca teyit etmiş olmanız ve kendinizin de buna inanıyor olması gerekiyor.